Benim için fark yaratan öğretmenim, lisedeki edebiyat öğretmenim Ahmet Ordu. Yani bir öğretmenin bir insanın hayatında ne kadar değerli olduğunu ben onun sayesinde öğrendim. Bana tiyatro sevgisini, edebiyat sevgisini aşılayan, hani hayatımı öyle yaşamama vesile olan öğretmenimdir. Hatta bir gün lisede deli dolu çağlarımız. Ben okul tiyatrosunda oynuyorum. O da okul tiyatrosunun rejisörü o zaman. Ben de tabii delikanlıyım. Bir kavgaya karıştım. Daha sonra o kavga ettiğim arkadaşlar, mahalleden arkadaşlarını çağırdılar. Bildiğiniz bir meydan muharebesine doğru elimi kolumu sallaya sallaya gidiyorum. Ahmet hocamın tabiriyle böyle böyle gidiyormuşum. Buluşmaya metreler kala bir ses: "Bülent, ne yapıyorsun sen orada?" diye bir döndüm. Ahmet Ordu, "Bir dakika hocam ya" falan diyorum ama Ahmet Ordu yani neticesinde hepimizin, bütün okulun çok sevdiği, saydığı bir öğretmendi. "Çabuk gel buraya, provaya gireceğiz, senin canını okurum" diye bağırdı. Ya şimdi insanların arasında ne biçim davranıyorsun diye ona da bir erkeklik, artistlik yapmak durumunda hissettim ama sesimi de çıkarmadım. Geri döndüm. O kapıdaki kavgacı arkadaşları def etmiş, yanıma geldi. "Ya Bülent, kusura bakma, arkadaşlarımın yanında sana öyle şey yaptım ama seni öyle görünce kesin bir tarafın kırılacak diye düşündüm. O yüzden seni geri döndürdüm oradan" diye benden özür diledi. Yani şu gün bile hala onu düşündükçe tüylerim diken diken olur. Bu vesileyle beni yıllar öncesine genç Bülent'le yüzleştiren, Ahmet hocama tekrar teşekkür etmemi sağlayan, Türkiye'de fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmenin kaygısında olan bütün hocalarıma aslında teşekkür etmemi ve günlerini kutlamamı sağlayan Öğretmen Akademisi Vakfı'na çok teşekkür ederim.